Değerli izleyenler, Bandırma Haber olarak arkadaşım Emir Kaptan ile birlikte Bandırma'yı gezmeyi sürdürüyoruz. Bandırma'yı çok iyi tanıyan, Bandırma'nın geçmişini ve günümüzü çok iyi bilen kişilerle konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Bandırma'yı dinliyoruz onlardan. Bugün de yine Bandırma'yı çok iyi tanıyan bir avukatın bürosundayız. Sayın Artur Sayıner bizlere konuk oluyor Bandırma Haber'e bugün. Artur Bey çok teşekkür ediyoruz. Zaman ayırdınız bize. Sağ olun. Rica ederim, rica ederim. Artur Bey, Bandırma'da çok eski bir derneğin başkanı havacılık konusunda. Havacılık ve Uzay Araştırmaları Derneği'nin başkanı Sayın Avukat Artur Sayıner. Hem bu derneği konuşacağız, hem eski Bandırma'yı, hem yargıyı konuşacağız, hem de anılara dinleyeceğiz Artur Bey'den. Artur Bey, önce bir özgeçmiş rica ediyorum sizden. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Ben 1941 yılında doğdum. Doğum yerim Lapseki. Ondan sonra bir müddet İstanbul'da orta ikinci sınıfa kadar okudum. Orta ikinci sınıftan itibaren de Bandırma'ya geldim. Ondan sonra da lise dönemimi ve üniversite şeyimi tamamen Bandırma'da geçirdim. Yani ben sordukları zaman Çanakkale'liyim değil, kesinlikle Bandırmalıyım diyorum. Evet. Çünkü hakikaten beni büyüten, yetiştiren yer olması bakımından bizim için Bandırma çok önemli. Buyurun Artur Bey, devam edin. Buyurun. Ondan sonra da hukuk fakültesini bitirip 1968'de Bandırma'ya yerleştik. Avukatlık yaptık. Avukatlıkta da 45. seneyi bitirdik. Hala devam ediyoruz. Allah ömür verdiği kadar devam edeceğiz. O şekilde. Evet. Havacılık ve Uzay Araştırmaları Derneği hangi yıl kuruldu? Hangi isimle kuruldu önce? Esasında bu adı geçen dernek 1957 yılında kuruldu. 1957 yılında Şehit Mehmet Gönenç Lisesi Havacılık Kolu olarak faaliyete geçti. Daha sonra resmiyete intikal etmesi 1960 yılı. 17 Eylül 1960'ta resmi sıfatını aldı. Füze Kültür Kulübü olarak adlandırıldı o zaman. Ondan sonra ismi 4 sene sonra Havacılık ve Uzay Araştırma Derneği olarak tüzük değişikliği yapılarak değiştirildi. Ve ondan sonra da halen günümüze kadar devam ediyor. Resmi kuruluşundan sayarsak 54 yıldır halen derneğimiz faaliyet gösteriyor. Bandırma'nın en eski havacılık derneği diyebiliriz değil mi Artur? Bandırma'nın hatta daha ileri gidersek Türkiye'nin en eski havacılık kulübü. Diğer kurulan kulüplerin hepsi kapandı kendi kendine ama derneğimiz hala devam ediyor. Derneğin kuruluşundan itibaren başında hep siz varsınız değil mi Artur Bey? Başkansınız, kurucu başkansınız. Başından ilk kuruluşta biz öğrenci sıfatımız olduğu için o zaman da dernekler yasası ona imkan vermiyordu. Tahsin Çizerel başkanlığını yaptı. İzzettin Pesen başkan vekilliğini yaptı. Bizler de üye olarak çalıştık. Ancak belirli bir dönem sonra fakülte bitince otomatik olarak derneğin başına geçti. Bugüne kadar da getirdiniz, başarıda getirdiniz. Tabii Artur Bey, dernek çok önemli başarılara imza attı döneminde. Evet. Hele bir füze atma öykünüz vardır ki o bile başlı başına başarıdır. Biraz o günlerden bahseder misiniz? Tabii. Büyük ses tabii. Getirdiniz çünkü. Evet. Esasında 4 veya 5 tane lise öğrencisi olarak işe başladık. Gayemiz 1957 yılında ilk Sputnik Rusların atılışı yapıldı. Yani bizim de başlayışımız 1957 yılıdır. Oradan örnek alarak Türkiye'nin de bu işi yapabileceğini, bir takım roketleri atabileceğini, bir takım faaliyetler gösterebileceğine inancıyla hareket ettik. Nitekim arkasından da aşağı yukarı 8 veya 9 tane şimdiye kadar roket atılışı yaptık. Onlardan Marmara 2 roketi. Hemen gösterelim. Marmara 2 yaygın basına da yansıdı. Büyük gazeteler haber yaptılar. Buyurun Fatih Bey. Bu roket aşağı yukarı 15 kilometre kadar yukarıya çıktı.
Bu bir rekor olarak sayıldı ve dünya amatörler arası tabii dünya üçüncülüğünü getirdi bize. Böyle bir başarımız da vardır. Ondan sonra roket atılışları yavaş yavaş azalmaya başladı. Çünkü Türkiye'nin geçirdiği bir takım ihtilaller, bir takım şeyler bu uğraşılara engel oldu. Yani bir roketle, bir başka silahlı bir şeyle uğraşmak maalesef askeri dönemlerde yasak edildi. O bakımdan faaliyetimiz yavaş yavaş havacılığa, yani Türk Hava Kurumu'nun şeyine döndü. Aynı şekilde onlar nasıl yapıyorlarsa, neler yapıyorlarsa biz de ona döndürdük. Ama hiçbir zaman içimizdeki uzay aşkı şey yapmadı, kaybolmadı. Biz daha ziyade uzay çalışmaları yapmak, gençlerimizi uzay yönünden yönlendirmek. Çünkü Türk Hava Kurumu diğer işlerimizi nasıl olsa yapıyor, o işlevleri yerine getiriyor. Bu bakımdan tamamen şimdi uzay üzerinde çalışmalar. Yani hazırlıklı olduğumuz bir takım şeyler var. En büyük idealimiz de bir uzay okulu açmak. Gök okulu yahut uzay okulu diyeceğimiz. Bunlar da Bandırmalı gençlerimizi eğitmek, bir takım gözlemler yapmak ve mümkün olursa da tabii gene roket atmak. Evet. Ben tekrar Marmara 2'ye döneceğim. Çok ilginç bir olay tabii o. O dönemi anlatır mısınız? Ne oldu? Sanıyorum zeytinlikler yandı diyordunuz. Evet. Evet. Şimdi roket yukarı çıktı. Bayağı da kilometre. Fakat ondan sonra tabii ki paraşüt sistemi vardı ama paraşüt sistemine uymadı. Uymayınca da otomatik olarak yere çakıldı. Livatya'da zeytinlikler vardı. Bu zeytinlikler maalesef tutuştu. Etfaiye geldi. Söndürüldü. Fakat kimse bizden şikayetçi olmadı. O tarlaların sahipleri, zeytinliklerin sahipleri olsun varsın, onlar bu faaliyeti yapsınlar, varsın bizim zeytinliklerimiz yansın diye çok hoşgörülü davranış içinde oldular. O bize büyük bir cesaret verdi. Büyük gazeteler yer verdiler değil mi Artur Bey? Evet. Büyük gazeteler İstanbul basını çok özellikle çok ilgilendi. Bu hususta değerli yazarların yazıları olduğu gibi haber olarak da baya baya gazetelerde çıktı. Evet. Ve bütün Türkiye'ye yayıldı. Hatta bir takım bulmaca sorularında Türkiye'de ilk atılan roket nerede atılmıştır? Bu atan derneğin ismi nedir? Bunlar dahi sorulduğu zamanlar oldu. Evet. Artur Bey, tabii bir derneği böyle yıllarca yaşatmak kolay değil. Ben de sizin yönetiminizde çalıştım bir dönemler biliyorsunuz. Büyük emek veriyorsunuz değil mi? Maddi manevi ve inadına yaşatmaya çalışıyorsunuz. Ne gibi sıkıntılarla karşılaşıyorsunuz? Çok zor şartlarda değil mi? Evet, evet. Sıkıntılarımızı şöyle özetlemek mümkün. Şimdiki gençliği biraz kınıyoruz. Neden? Onlar için internet, televizyon daha ön planda geliyor. Bir takım şeylerimize, yani havacılık ve uzay üzerinde çalışan gençliğimiz maalesef şu anda yok. Onu çekmek, gençleri derneğimizin içerisine çekerek bir takım faaliyetler yapmak en büyük idealimiz. Bir de tabii karşımıza sorunlar çıkıyor. Örneğin bizim bu faaliyetleri yürütebilmemiz için bir dershaneye ihtiyacımız var. Bu dershanede uzay ve roketler konusunda gençlerimizi eğitmemiz gerekiyor. Bunu temin ettiğimiz zaman işte uzay okulunun ya gök okulunun temeli atılmış olacak. Ondan sonra da bilahare daha da genişleyecek. Daha bizden sonra gelecek genç arkadaşlar da zannediyorum bunu devam ettirecekler. Mesela bir misal vereyim. Bursa'da böyle bir belediyenin gayretiyle ondan sonra böyle bir teknik birim açıldı. Bu teknik birim içerisinde uzay çalışmaları da derin bir yer alıyor. En büyük sponsoru da tamamen belediye. Tabii fakültelerden de onlar, kendi fakültelerinden de yardım alıyorlar. Böyle bir şey yapabilirsek Bandırma için çok iyi olacak. Hem de bu derneğin ismi de yaşamış olacak. Artur Bey, uzay ve havacılık derneği olarak kalmadınız yalnız. Yıllar önce sosyal ve kültürel etkinliklere de yer verdiğiniz bünyenizde, dernek bünyesinde.
tiyatronuz vardı değil mi? Evet, tiyatronuz vardı. Biraz bahseder misiniz? Evet. Bandırma'da tiyatro faaliyeti o zaman maalesef yoktu. Bir halk evinin çalışmaları vardı. Biz de konu olarak bu yöne de dedik el atalım kendi elemanlarımız. Çünkü o zaman elemanlarımız çoktu. Onların içerisinden tiyatroya meraklı olanları aldık. Ve tiyatroya meraklı olanları eskinin o rejisör diyeceğim artık. Eski sevgili kıymetli abilerimizle böyle bir tiyatro kurduk. Huzat Tiyatrosu. Aşağı yukarı 7 veya 8 kere sahneye koyduk. O zamanın meşhur Marmara Sineması'nda. Evet. Hemen şunu da gösterelim. Huzat Tiyatro Kolu kuruldu. Yine arşivlerden, gazete arşivlerden bir haber. Hangi oyunları oynadınız Artur Bey? Ben örneğin Hababam sınıfını hatırlıyorum. Hababam sınıfı vardı. Aklınıza kalanlar. Kalanlardan. Hababam sınıfı. Üç çeşidi vardı. Yani üç tane Hababam sınıfı. Seri olarak. Seri olarak yani seri. Filmleri gibi. Filmleri. Yapmaya çalıştık onu. Ondan sonra. Bandırmalı şimdi, aklınıza geldi. Bandırmalı gençlerdi değil mi oynayanlar? Bandırmalı gençlerdi. Evet. Bandırmalı gençlerdi. Kalabalık oluyordu. Çok izleniyordu o dönemler. Çok tiyatrolar değil mi? Tiyatro yani Bandırma'da olmadığı için. Evet. Bizim bu kurduğumuz tiyatro baya baya da faaliyet gösterdi. Evet. Ama sonra kendi amaçlarımıza dönünce Halk Evi bu işi el attı. Başka gençlerimiz şey yaptı, çıktı. Onlar da kendi tiyatrolarını kurdular. Ama bir baştan böyle bir çalışmamız da kesinlikle vardı. Sonra bir şey daha sosyal faaliyetler arasında bizim kız voleybol takımımız vardı. Kız basketbol takımımız vardı. Hatta kız futbol takımımız vardı. İstanbul'daki futbol takımını buraya çağırarak hem avukatlar olarak kızlarla maç yaptık hem de Huzat olarak Huzat'ın kızlarıyla İstanbul'un kızları burada bir karşılaşma yaptılar. Harika. Meşhur eski cin çukuru. Sağ olsun. Sağ olsunlar. Evet. Sanıyorum dostluk spordu galiba. Dostluk spor. İstanbul'dan gelmişti. Evet. Tabii Huzat'ı Bandırma'daki törenlerde de çok iyi temsil ettiniz. Bayramlara katıldınız değil mi? Hemen şöyle bir gösterelim arşivlerden ya Huzat ekibini. Bayramlarda. Bütün bayramlarda hemen hemen. Evet. Ekibimiz. Hazır bir ekibimiz vardı. Devamlı surette. Tabii o zaman hava üssünün çok büyük yardımlarıyla bu iş gerçekleşiyordu. Arabaları onlar veriyordu. Ondan sonra diğer yapılacak olan ne yardım varsa bize yapıyorlardı. Ve herkes de alkışlar arasında o şeylerde derneğimizi alkışlayıp takdirlerini bildiriyorlardı. Artık tabii sizin bu Havacılık ve Uzay Araştırmaları Derneği konusundaki çabalarınız takdire ve alkışa değer. Ve bunu anlatmakla bitiremeyiz. Biraz da şimdi eski Bandırma'dan konuşayım istiyorum sizlerle. Evet. Eski Bandırma insanları nasıldı, günümüzde nasıl, Bandırma ne durumda? Bu konuda bir şeyler söylemenizi rica ediyorum. Eski Bandırma özlediğimiz, hala da özlemini duyduğumuz şekildeydi. İnanın sokağa çıkardınız, sokakta yürürken çok kişiler... Yani selam vermeden geçtiğiniz kimse olmazdı. Merhaba. Herkes birbirini tanıyordu. Herkes birbirini tanıyordu bir defa. Karşılıklı saygı, karşılıklı sevgi çok ileri derecedeydi. Okullarımız gayet güzel faaliyet gösteriyorlardı. Mesela okullarında tiyatro kolları her sene, sene sonlarında muhakkak bir tiyatro yaparlardı. İnsanlar birbirine hep demin de dediğim gibi saygılı, sevgi dolu hareket ederlerdi. Şimdi tabii artık bunlara 20. yüzyılın şartları mı diyeceğiz? Şimdi bu konular her şey kalktı. Bandırma'yı gezdiğimiz zaman çok nadiren merhaba dediğimiz kişiler çıktı. Evet. Değerli öğretmenler vardı eskiden değil mi Artur Bey? Değerli öğretmenler vardı evet. Aklınıza evet. Gelenler birkaç isim var mı? Mesela Tahsin Çizeler bizim şeyimizi yaptı. Ondan sonra Melal Şen Yıldız vardı. Haşim Nezi Okay. Şair değil mi? Unutulmayacak hem şair hem de çok değerli bir insandı. Evet. O da unutulmayacak kişilerdendi. Ve Bandırma o zaman bir de sanatçı yetiştiriyordu. Yani hakikaten bir takım şeyleri sanat
olarak ortaya koyabiliyorduk. Şimdi onu da pek şey yapamıyoruz, göremiyoruz. Evet. O zaman daha iyiydi yani Bandırma'nın durumu. Belki de mevcudun azlığından kaynaklı. Eski gazeteciler dostlarınızla değil mi? Eski de tabii gazetecilerle hep temas etmişiktir. Evet. Onlardan biri de büyük bir dostumuz, Allah rahmet eylesin, İzzettin Pesen, vardı. Diğer Şemsi abilerimiz vardı. Şemsi Aran, İzzettin Yaşbey. İzzettin Yaşbey vardı. Tahsin Kava sayalım değil Tahsin mi? Tahsin Kava, evet. Yani bunlar çok değerli insanlardı. Evet. İşte çok basınla da çok, daima çok iyi geçindik. Evet, evet. Basın da derneğinize çok katkı sağladı değil mi duyulmasında? Çok katkı sağladı duyulmasında. Güngör Gezer'i görüyorum yazılar yazmış. Güngör Gezer, ya Allah rahmet eylesin, o da kurucularındandır derneğin. Benim kurucularımdan mı? Evet. Kurucudur, ondan sonra ama ömrü vefa etmedi biliyorsunuz. Evet. Artı Bey, özel zevkleriniz neler, nelerden hoşlanıyorsunuz? Meslek yaşamımızın dışında nelerle dinleniyorsunuz? Havacılık en başta geliyor tabii. Futbol ikinci. Fenerbahçe değil mi Fenerbahçe'den onun ötesinde sohbet çok hoşuma gidiyor. Yani arka dostlarla toplanıp sohbet etmek, eskileri anmak. Evet. Bunlar çok en büyük şey yapmadığım zevklerim arasında. Evet. Bazen şiir yazardık. Şimdi artık o şeyimiz de kalktı. O da kalktı, evet. Artı Bey, bu meslek yaşamınızda olabilir, dernek yaşamınızda olabilir. Anılarınız vardır. Çok. Bizi etkileyen. Çok. Aklınıza gelen var mı? Bir tane var. O hakikaten hep rahmetli Vedat Burcuoğlu'nun bizlere intikalen anlattığı bir olaydır. Erdek adliyesinde Asli Hukuk Hakimi vardı. Asli Hukuk Hakimi çok değerli bir kişi olarak Halil Bey diye, Halil Hakim diye hatta adlandırılırdı. Şöyle bir anısı var, onu da anlattıydı Vedat Bey. Bir gün duruşma yaparken adliyenin bahçesinde bir oduncu adliyenin odunlarını kırmakla meşgul. Devamı vuruyor baltayı, sesler çıkıyor. Hakim bu başını çağırır, der ki git söyle ona, ben burada duruşma yapıyorum, derhal kessin. Bu başını gider, biraz sonra gelir. Sayın hakimim der, ben konuştum kendisiyle, o hakimse hakimliğini yapsın, ben burada odun kırmaya devam edeceğim. O zaman ben de işimi yapıyorum diyor yani. Efendim? O da ben de işimi yapıyorum. Evet, ben diyor. De işimi yapıyorum. Evet. Siz de işini yapıyorum. Harika. Ve çok takdirle karşılandığını, hatta gözlerinin yaşardığını söylerler hakimin. Evet. Yani o zamanki düşünceye bakın, hakim olan hakimlerle olan münasebete bakın. Şimdi günümüzde yargı ne durumda? Bir avukat olarak ne düşünüyorsunuz? Yargı maalesef. Sizlere ömrüm. Yani batmış ama nasıl çıkacak bilemiyoruz. Evet. Maalesef. Evet. Peki Artur Bey, Bandırmalılara son olarak ileteceğiniz bir mesaj var mı? Çok eski bir Bandırmalısınız artık. Biz Bandırmalı kabul ediyoruz sizi. Tabii. Doğum yerleri Bandırma olmasına rağmen. Bandırmalılara bir mesajınız var mı? Ne diyeceksiniz kameramız aracılığıyla? Vallahi Bandırmalılar her zaman yeniliklere mutlak surette ilk yapan kuruluşlar olmuşlardır. Yani Bandırma kişileriyle, kuruluşlarıyla, her şeyle Bandırma örnek olmuştur. Doğru. Şimdi gene biz Bandırma'nın her çeşit faaliyetiyle örnek olmasını arzu ediyoruz. Evet. Bandırma yeniliklerin ilklerin şehri değil mi Artur Bey? Evet. Evet. Bütün şeylerde, çok şeylerde ilklerin şehridir. Doğru. Peki Artur Bey, size çok teşekkür ediyoruz bu güzel sohbet için. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi günler. Değerli izleyenler, bugün Bandırmalı Avukat Sayın Artur Sayınay ile birlikteydik. Bir başka gün, bir başka konukta buluşmak üzere. Hoşçakalın efendim.